3-5 litre bir modeli. Tam modern kahya takipçileri. Bugün sizlerle. Merhaba modern kahya takipçileri. Bugün İzmir Fuarı'nda Pulluk.com'un standındayız. Pulluk.com yayın hayatına yeni başlayan, alıcı ve satıcıyı birleştirmeyi hedefleyen bir ilan sitesi. Pulluk.com ile siz değerli üreticiler, ürettiğiniz mahsullerinizi ya da siz değerli yetiştiriciler, yetiştirdiğiniz hayvanlarınızı direkt satıcıya ilk elden ulaştırabileceksiniz. Böylece uzun zamandır ülkemizde dert yanından komisyoncuların kazancı dediğimiz ya da komisyoncuların mal üzerine koyduğu aşırı karlardan kurtulup hem üreticimiz daha fazla kazanacak hem de tüketicimiz daha kendi hale gelmiş olacak. Bugün yanımızda Pulluk.com'un kurucularından Mert Bey var. Mert Bey bize hem projeden bahsedecek hem de Pulluk.com'la sizin daha tanışık hale gelmeniz için bize yardımcı olacak. Merhaba Mert Bey. Merhabalar. Bu proje uzun zamandır birçok insanın aslında olmasını istediği ama bir türlü hayata geçirilemeyen projelerden biriydi bizim gözümüzde. En azından sektörde insanlar olarak da. Sizler bunu hayata geçirdiniz. İyi ki de yaptınız. Bunun için biz size teşekkür ediyoruz. Üreticiler ve tüketiciler olarak her iki anlamda da teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize Pulluk.com'dan bahsetmek ister misiniz? Tabii. Pulluk.com aslında sizin de çok güzel özetlediğiniz şekilde üretici ile alıcıyı birleştiren bir sanal pazar yeri. Burada üretilen ürünlerin, mahsullerin ya da yetiştirilen hayvanların ilanları açılarak ücretsiz şekilde, üyelik de ücretsiz bu arada, ilan da ücretsiz, ücretsiz şekilde oluşturarak Türkiye'deki tüm alıcılara ulaştırabildikleri bir mecra. Siz aslında burada komisyona dert yandınız ama hani buradaki bizim esas amacımız sonuçta üreticinin kısıtlı bir pazarı var. Her zaman mahsulünü aynı kişilere satmak zorunda kalıyor. Aynı tüccara satıyor. Bizim amacımız Türkiye'deki tüm tüccarlara veya tüm alıcılara bunu ulaştırabilmesi. Etrafında en azından bir rekabet oluşturabilmek ve alıcının sonuçta aradığı ürünü, aradığı mahsulü kolayca bulabilmesini sağlamak. Bu nedenle de güzel bir proje oldu. Etkisi de bayağı iyi. Şu anda 2 ay olmasına rağmen 2500'den fazla üretici içeride kayıtlı. Peki sizin Pulluk.com olarak tam olarak para kazandığınız nokta ne oldu? Yani bütün herkes emin ki bunu merak ediyor. Hani ben malı koydum oraya sattım, size ne ödeyeceğim? Siz ne alacağınız burada, ne kazanacağınız? Bunu çok sık duyuyoruz. Bizim kulluk olarak burada herhangi bir alıcıdan veya satıcıdan aldığımız bir komisyon yok. Üye olmak ücretsiz, ilan oluşturmak ücretsiz. Alış ve satışta da herhangi bir beklentimiz yok. Biz nereden para kazanıyoruz sorusunu çok sık duyuyoruz. Burada vitrin alanlarımız var veya öne çıkmak isteyen alanlarımız var. Bunların satışını yapıyoruz. Ama hiçbir çiftçimiz veya üreticimiz bunlardan almak zorunda değil. Bunları almak isteyen kullanıcılarımız için bir bedel ödüyorlar. Veya reklam alanlarımız var. Çiftçiye ulaşmak isteyen firmaların gelip buraya reklam koyabilmelerini sağlıyoruz. Bu sayede biz gelir modelimizi bunun üzerine kurguluyoruz. Herhangi bir komisyon almıyoruz. Yani ticareti tamamen çiftçilerimiz ve alıcılar alışkın oldukları gibi yapıyorlar. Evet, bir tüccar bir üreticiyi arayıp ben bu üründen işte 5 ton, 10 ton, 20 ton almak istiyorum. Fiyatı nedir? Pazarlığını yapıp anlaşırlarsa, ister malı yerinde, ister nakliyesi üreticiye dair nasıl bir anlaşma yaparlarsa ticareti onlar kendi aralarında tamamlıyorlar. Yani şöyle, alıcı ürünü görmeden ödemeyi yapmasın, satıcı da parayı almadan malını göndermesin gibi bir durum. Evet, bu tamamen aslında kendilerine bağlı. Bizim sonuçta üreticilerimizi biz içeri alırken, üye olurlarken bir ÇKS soruyoruz. Eğer üretici ÇKS bilgisini içeriye verirse biz onu onaylı üretici haline getiriyoruz. Bu sayede üreticinin tarlası, mahsulü, TC kimliği, her şeyi aslında bizim sitemize kayıtlı olmuş oluyor. Bu sayede üreticinin aslında bir nitelikli hale gelmesini sağlıyoruz. Ama alıcı tarafında tabii ki de güven burada karşılaması gereken üretici ve bu nedenle emin olması gerekiyor alıcıdan. Tamamen pazarlıklar kendi aralarına dönüyor yani. Şeyi sorayım bir de, şimdi mahsul tamam, yetiştirilmiş hayvan tamam, adam koyunculuk yapıyordu, bıraktı koyunculuğu, elinde bir tane koyun kırpma makinesi kaldı. Evet. Ya da adam yeni bir pulluk aldı, elinde eski bir pulluğu var. Evet. Bunu da ölü fiyatına satmak istemiyor. Bu tarz böyle ikinci el traktörü olur, pulluk olur ya da tarım ekipmanı, hayvancılık ekipmanı olur, bunları satışı içinde bir yeni kategori oluşturduk bunun için ekipman olarak. Altına daha ekipmanların kırılımlarını yapmadık, yeni menülerini açmadık ama tarım ekipmanı ve hayvancılık ekipmanı olarak bir kategorimiz var içeride. Bunları
şu anda koymaya başladı aslında üreticilerimiz. Veya işte dediğiniz gibi bırakan kişiler. Bazı ekipmanlar dolmaya başladı içeride. Bunların daha sonrasında daha gelişmiş şeklinde bir satışı yapacağız. Planımız var. Çünkü buna ihtiyaç da var. İkinci el olarak da satışıyla alakalı. Şu anda ama direkt kulluk üzerinden koyup bunların satışını gerçekleştirebilirler. Peki bir sonraki aşamada kulluk.com'a götüreceğiniz yer, yani sonraki projeleriniz nelerdir? Biz kulluğu aslında Türkiye üzerinde özellikle Türkiye'deki üreticilerin ve işte yetiştiricilerin tamamını kullanmasını istiyoruz. Çünkü herhangi bir şehirde, herhangi bir bölgede ürünlerini üreten kişinin tüm Türkiye üzerine satışını sağlamasını istiyoruz. Aynı zamanda alıcının da Türkiye'deki tüm üreticilere ulaşabilmesini, tek bir yerde görebilmesini istiyoruz. Tabii bunu başardıktan sonra, bunu yapabildikten sonra esas ulaşmamız gereken nokta Türk üreticisi, yetiştiricisini dünyayla buluşturmak. Van'daki, İzmir'deki, Çanakkale'deki, Antalya'daki bir üreticinin dünyanın herhangi bir yerine ürününü tanıtabilmesi, duyurabilmesi, bunu kolaylıkla yapabiliyor olmasını istiyoruz. Bir Antalyalı bir üretici koysun ürünü, İtalya'daki bir alıcı da onun fiyatını, ürünü görebilsin, mahsulün değerlerini görebilsin ve teklif verebilsin istiyoruz. İnşallah amacımız bunu başarmak. Bunu başarabilirsek de Türk tarımına veya hayvancılığına ciddi bir katkı yapmış olacağız. İnşallah onu, o günleri görebiliriz. Yani ben videodan sonra şunu anladım ki hayvancı da olsa, tarım ehli de olsa, yani çiftçi de olsa, besici de olsa kulluk.com muhakkak ziyaret etmesi gerekiyor, etmeniz gerekiyor. Şöyle düşünün, ben biraz daha kafanızı örneklendirilmesi için sizler için söyleyeyim bunu. Samanınız var, satmak istiyorsunuz ya da saman almak istiyorsunuz. Fil yoncası satmak istiyorsunuz, fil almak istiyorsunuz. Yani hayvancılık sektöründe böyle düşünün. Sizler için büyük bir fırsat. Rahatlıkla Niğde'deki bir saman üreticisi Manisa'daki bir hayvancıya mahsulünü buradan satabilir. Aynı şekilde zaten tarım için bu çok daha çeşitlendirilebilir. Yani Aksaray'daki bir patates üreticisi ya da Afyon'daki bir patates üreticisi İstanbul'a malını direkt son kullanıcıya kadar götürebilir. Eğer bu imkanınız varsa kargolayabilecekseniz 5 kiloya kadar bile düşürüp oradan da satışını yapabilirsiniz. Toplu adede verimini yapabilirsiniz. Bunun için muhakkak kulluk.com'u ziyaret etmeniz gerekiyor. Ben sizler adına burada teşekkür ediyorum böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için. Ve hepinizi de ziyaret etmeyi sizi muhakkak tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de Modern Kahya kanalına standımızı ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sektöre değerli katkılarınız için teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Çok sağ olun. Çok memnun olduk. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.